Sevgili öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim üretim sürecine Sahili Fen Bilimleri Okulları fizik sürmesi olarak devam ediyoruz. Bugünkü konumuz paralel levhalardan elektrik alan. Paralel levhalar şöyle yapılıyor. İki tane paralel levha var. Bir üreteç bağladık. Dolayısıyla bir tarafı artıya yüklendi, diğer tarafı eksiye yüklendi. Unutmuyoruz, elektrik alan artıdan eksiye doğruydu. Ve bu elektrik alan içindeki her noktada mutlaka birbirine eşittir. Yani levha içindeki her noktada elektrik alan eşit. İşte K, L, M, N diyebilir. Mutlaka eşit. Elektrik alan büyüklüğü de V bölü D. Volt birimi metre, uzaklık birimi volt bölü metre oldu. Elektrik alan unutmuyoruz. Önceden de bunu kullanmıştık. Elektrik alan yönde gittikçe potansiyel azalacak. Bunu biraz sonra tekrar anlatacağız. Biz bu paralel levhalarda elektrik alan içine yüklü cisimler de koyabiliriz. Artı Q yüklü bir parçacık koyduk. Artı artı iteceğinden kuvvet sağ tarafa doğru oldu. İçine eksi yüklü bir parçacık koyduk. Bu artı bu eksiyi çekeceğinden dolayı sol tarafa doğru. Dikkat etmemiz gereken burada olay şu. Eğer parçacık artı işaretli ise kuvvetle alan yön olarak aynı. Bu öncüllü olarak sorulabilir. Eğer parçacık eksi işaretli ise kuvvetle alan zıt yönlü. Peki elektriksel kuvvetimiz Q çarpı E demek. Bunu önceden öğrenmiştik. Sonuçta kuvvet değerine dinamiğin temel denkleminden M çarpı A gaza gelirim. Q'muz aynen duruyor. Elektrik alan öğrendik tanımdan V bölü D. Buradan ivmeyi çektiğimiz zaman QV bölü D M yaptı. Sonuçta bu ivmeli hareket yapacak. Önceki konuları hatırlayın. Sabit ivmeli harekette yer değiştirmesi 1 bölü 2 AT kareydi. Eğer bu A'yı yerine yazarsak QVDM tek kare diye uzun bir formül olacak. Bunda bilmemiz gereken voltlarla ilgili bir düzenleme yapacağım. Şimdi buraya bir rakam verelim. Diyelim ki 20 volt olsun. Bu şu demek. Burası artı, burası eksi olduğu için bu tarafa artı 10 volt, bu tarafa da eksi 10 volt diyeceğim. Aradaki bakın fark 20 oldu. 20 olan her türlü sayı verebiliriz. Burası artı 10, buraya artı 5, burası bakın 0 oldu. Burası eksi 5, burası eksi 10. Sorarlarsa böyle yapacağız. Ama aradaki potansiyel fark yani 20'yi 1, 2, 3, 4'e böldüğünde her aralıktaki potansiyel hep 5 volt olacak. İşlemlerde kolaylık olsun diye istersek işte buraya 20 diyebiliriz. 15, 10, 5, 0 de diyebiliriz. Ama esas durum yukarıdaki gibi. Peki bizim bir de yüklü parçacığımız tavana bağlamışız. Düşeyden alfa kadar açılıyor. Artı artı ittiği için elektriksel kuvvet sağ tarafa doğru alırlık aşağı doğru. Dengede ise her vektörel toplam 0 demekti. MG'yi aynen aldım. Onun bittiği yerden ucuna elektriksel kuvveti ekledim. Tekrar ekledim ilk gelmesini. Başladığımız yere tekrar döndük. Bu üçgende tanjant yazarsak karşı bölü komşu olacağından elektriksel kuvveti MG'ye böyle Q çarpı E olarak yazdım. Burada yorum soru yapabiliriz. İşte burada ağırlığını değiştirmedik. Açının mesela artmasını istiyorsam eğer ya Q'yu arttıracağım ya da E'yi arttıracağım. İşlemi düşünürsek de E yerine V bölü D yazmak zorunda kalabiliriz. Evet. Bunu ivmeli hareket yaptığını daha önce de söylemiştim. Hatırlıyoruz önceki konulardan. İvmeli harekette hız zaman grafiği şöyle oluyordu. Devamlı artıyordu. İşte burası 1, 2, 3 diyelim. Buradaki hızımız V olsun. Buradaki hızımız 2V. Buradaki hızımız 3V. Peki hız zaman grafiğin altındaki alan bize neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Yani şuraya D dersem şurası 3D, şurası 5D. Buradan yola çıkarak faydalanalım beraber. Demek ki buradan
her ara DDD dediğimizi düşünelim. Şöyle bir görüntü izleyelim. Burada serbest bıraktım. Hızım 0. 1D sonra hızım V yaptı. 3D daha kadar gittim. 1, 2, 3D kadar daha gittim. Buradaki hızım 2V. Sonra 5D daha gittim. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası bakın. 3V oldu. Yani bunu hareketten yaptık. Şöyle toparlayalım beraber. Şuradan 1D kadar gittim. Şuradan 3D kadar daha gittim. Şuradan 5D daha gittim. Demek ki burada faydalanacakmışız. Peki bunu biz başka türlü de yapabiliriz. Yine kolaylık olsun. Biz iş yerine Q çarpı V yazabileceğiz. Bunu öğreneceğiz daha sonrasında. Yani yine önceki sayfada öğrendiğimiz volttan gelecek. Bir bölme gitti. Buradaki enerjisine E diyeceğim. Bir bölme daha gitti. Enerjisi 2 uzaklaşıyor buradan. Buradan 3E. Buradan 4E. Buradan 5E. 6E. 7E. 8E. Buradan 9E. Yani bizim işimiz Q çarpı V demek. İşin neticesinde burada kinetik enerjisi değişmiş. Kinetik enerjimiz 1 bölü 2 mv kareydi. Bakın şöyle yapabiliriz. 2'nin karesi 4 gelecek. 3'ün karesi 9 gelecek. Mesela size arada bir yerde hız sorular. Şu 2 olduğu için buradan geçerken hızımız kök 2v olacak. Bir tane daha geçti. Hızımız kök 3v. Buradan geçti kök 4v. Kök 4 dışarıda 2 çıkacak. Buradan geçerken hızımız kök 5. Buradan geçerken hızımız kök 6. Buradan kök 7. Buradan kök 8. Buradan kök 9. Dışarıya da 3 uğraşacak. Bu bizim için birçok soruda, test sorularında özellikle çok büyük yardımcısı olacak. Şimdi yine bir parçacığımızı bıraktık. Karşı levhaya çarpsın istiyorum. İş eşittir kinetik enerji değişimi. Şimdi ispat edeceğiz artık. İş enerji yerine Q çarpı V yazacağım. 1 bölü 2 mv kare. Yani karşı levhaya çarpma hızı bizim D'ye bağlı değil. Şu aradaki uzaklık hiç önemli değil. Yeter ki şu levhaya çarpsın. Eğer bize arada bir yer sorulursa, QV bölü D'ye X diyeceğim. Yani şunu uzaklaşma miktarına X diyorum. 1 bölü 2 m ve X'in karesi. Demek ki arada bir yerdeyken X ne kadar uzaklaştığımız önemli. Ama karşı levhaya çarpma dediğimiz zaman da uzaklık önemli değilmiş. Şimdi bu öğrendiklerimizi karşımıza nasıl çıkacak? Onunla ilgili soruları yapalım beraber. A ve B nokta arasındaki potansiyel fark V1'miş. C ve D arasındaki potansiyel fark V2. Bunu bir uzun yolda yapalım. Yani V1 dediğimiz bizim, bakın şuradaki V'yi kaç tane ise böleceğim. Aralık. 1, 2, 3, 4. 4'e böldüm. Şu arasındaki mesafeyle çarpacağım. 2. Yani burası ne olmuş? V bölü 2 kadar olmuş. Ve ikinciye bakalım. Şuranın tamamı 2 ve aralık 1, 2, 3'e böleceğim. Aradaki kaç tane? 2 tane. O da 4V bölü 3 yaptı. Yani şunu 1 bölü 2 aynaya yazdım. 3 bölü 4'ü ters çevirip çarptım. Burası da 3 bölü 8 oldu. Şimdi yine Kv'li yükleri var. Serbest bırakılmış. Sürtünmesiz yatayda oluyor. Gerçekleşiyor bu. K'nın kütlesi 2. L'nin kütlesi 1'miş. Bunların hızlanma ivmelerini istiyoruz. Yani nedir bu? İvme formülünü hatırlayalım. İvmemiz eşittir QVDM. Yani bunun bir uygulaması olacak bizim için. Yazalım. AK bölü AN. Q'su 2Q. V'si 6V. Uzaklık 3D. Kütlesi 2M olsun. Q'su yine aynı. V'si 8V.
Uzaklık 2'de, kütlesi Emos. Burada götürenler gidiyor. Sonuç olarak 1 bölü 2 diyeceğiz. Evet, bu sefer paraleli yukarıdan aşağı yapmışız. K cismi dengededir. Madem bu dengede. L cismin ivmesini, yani yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek, onları sorabilirler. Bakın burası eksi olduğu için burası eksi yüklenecek. Burası artı yüklenecek. Burası eksi, burası artı. Unutmuyoruz, bizim kuvvetle işimiz var. Yani bu artı, bu artıyı yukarıya doğru elektriksel kuvvette itecek. Bir de bunun aşağıya doğru ağırlığı var, Mg. Dengede dediği için K cismini etkileyen elektriksel kuvvetle Mg'miz birbirine eşit demek. Elektriksel kuvveti bir açalım. Q çarpı E demekti. Mg. Bir daha açalım. Elektriksel alan da V bölü D. Yani şurası 2V, 2'de. 2'ler gideceği için QV bölü D Mg demekmiş. İkinciye gelelim. Şunu böyle aktaralım. Aşağıya aldım. Bunun kütlesi 2M. Dolayısıyla aşağıya doğru ağırlığı 2Mg oldu. Artış halinde olduğu için elektriksel kuvvet yukarıya doğru. Yazalım onu, Q çarpı E demekti genel formül. Ama yükü 2Q. O zaman buraya 2Q yaptım. 2Q. Elektrik alan V bölü D demekti. Yani 4V bölü D. Şurası bakın 8 tane QV bölü D yaptı. Her QV bölü D Mg demekti. Yani dolayısıyla şurası bizim için 8 Mg oldu. Şimdi F net eşittir M çarpı A. Dinamiği temel denklemini yazdım. Yukarıya doğru 8 Mg. Aşağıya doğru 2 Mg. Kütlesi 2 M. İvmesi burası 6 Mg. Karşıdaki geçti. İvmesi de bu üçgenmiş. Hareket yönü 8 Mg daha büyük olduğu için yukarı yönde 3G büyüklüğünde bir ivmeyle hareket edermiş. Evet, buradan MN noktalarındaki enerjileri öğreneceğiz. Bunu önce bir pratik yöntemle de yapabiliriz. Önceden öğrenmiştik, hatırlayalım. Buradan bıraktığımızda burası sıfırlı. Buradan bir uzaklık gittik, 1E. Buradan geçerken 2E. Bir tane daha gittik. Burası 3'e. Yani bizim cevabımız aslında 2 bölü 3. Bunu pratik olarak yaptık. Uzun yöntemle nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Yani M noktasındaki enerji, şurada yapıyoruz onu da. Enerji eşittir Q çarpı genel formülünden Q olduğunu varsayalım. Bakın şurada V'yi 3'e böleceğim. 1, 2, 3'e böleceğim. M'nin uzaklığı buradan 2 diyeceğim. N noktasını, Q'su Q, yine V'yi kaça bölecek? 3'e bölecek ama 3 gideceğim burada. Yani şunlar gidiyor. O yüzden karşı levhaya çarpma hızı aradaki uzaklığa bağlı değil. Şunun paydası 1 oldu. Şurası da 2 bölü 3 geldi. İster uzun olarak yapabiliriz, isterse pratik yöntemle yapabiliriz. Evet, bir sonraki sorumuz. Yine parçacığımız duruyor. Serbest bırakmışız. Sol taraf böyle artıyla yüklendi. Artı artı ittiği için hızlanacak. Yani bizim sonuçta yapılan iş veyahut da bizim verilen enerjimiz kinetik enerji değişimine eşit olacak. Öğrendiklerimizi uygulamaya çalışalım. Birincisinde Q'muz böyleydi. Şurası ve kaça bölüyorduk? 1, 2, 3, 4'e böldük. Bunu uzaklaştığımız 3 birim gittik. Bunun sonucunda 1 bölü 2 M V1'in karesi olmuş. Hepsine birden bölüyor. Bakın V2 burada karşı levhaya çarpma hızı. Burada şu aradakinin bir önemi yok. Q çarpı V diyeceğim. O da 1 bölü 2 M V2'nin karesi. Yani burada taraf tarafa gidecek işlemleri yapalım. Burası da kök 3 bölü 2 çıkacak. V1 bölü V2'miz. Yani önemli olan burada iş, enerji ve kendi değişimini yazabilmek. Evet, bir sonraki sorumuz yine aynı, bakın benziyor birbirine.
Bu sefer arada bir yerde değil, tam levha hizalarda olduğu için şu mesafenin bir anlamı yok. Yani bize buraya 3D verebilirler, D verebilirler, yani bunların hiçbir hükmü yok. Yani burada yapılan iş ya da enerji, kinetik enerji değişimi olarak yazacağım. Yani burada Q çarpı V1, 1 bölü 2 M, 5'in karesi 25, yani 25 V kareden 3'ün karesi 9 V kare yazacağım. Hepsine birden bölü. Şu aralığı yazdım. Q çarpı V2, yine 1 bölü 2 M. Kinetik enerji değişimi 3'ün karesi 9 V kare. Burası da V kare. 25'ten 9'u çıkardık. Burada 16 kaldı. Burada 8 kaldı. Burası 2. Yani pratik olarak şuna V kare edeceğiz. 3'ün karesi burası 9 V kare edeceğiz. Yani şu aradaki fark 8 gelecek. Şurası da 25 V kare edeceğim. 25'ten 9'u çıkaracağım. Burası 16 edeceğim. 16, 8. Oranladığımız zaman da 2 gelecek bizim için. Evet, bir sonraki soruya da bakalım. Yine burada artı yüklü bir parçacığımız var. Levhamız yine burada artı işareti. Artı artı gittiği için burada hızlanacak. Bakın burası artı. Dolayısıyla kenar parçacık artı. Şu aralığı geçtiğinde bu artı kenar parçacık itecek. Yani asla buraya kadar gelemeyecek. Tabii şu voltu önemli. Bu B'ye kadar geliyormuş. Yani şu arada üretilen, şurada üretilen enerji, burası sürtünmeli gibi düşünün. Burada tüketilmiş. Biz burada ne kadar enerji üretmiştik? Yani hatırlayalım. 45'i 3'e böldük. 1, 2, 3. Ne kadar yol gideceğiz? 2 gideceğiz hani. Q çarpı V'den yaptık. Yine aynı Q. Nerede tükenecek? V'yi 1, 2, 3, 4, 5'e böleceğim. Buradan 3 birimde gidecek. Şurada bakın Q'lar gitti. Burada kaç yapacak? 50 gelecek. Bunu pratik olarak da şöyle yapabiliriz. Bakın 45'i 1, 2, 3'e böldüm. Her aralık bizim için 15, 15, 15. 15, 15'ten dolayı şuradaki bizim gelecek olduğumuz enerji 30. Bu 33 birimde tüketilmiş. Yani her aralıkta 10, 10, 10 tüketilmiş demektir. O zaman her aralık 10'sa 5 tane aralık olduğu için de burası da 50 volt demektir. İster böyle yazarsınız, ister pratik olarak yaparız. Hepsi olur. Evet, yine serbest bırakılan bir artı Q yüklü parçacığımız var. Levhanın ortasından 2 veri geçiyor. Yani toparlayalım. Burası artı. Artı artı ittiği için bu tarafa doğru hızlanacak. Yine yapalım burada beraber. Ne diyeceğiz? İş eşittir kinetik enerji değişimi diyeceğiz. Yani Q tam ortası V bölü 2 geldi. Burada 1 bölü 2 2 V'nin parantez karesi 4 V kare. Biz tamamını arıyoruz. Yani karşı levhaya çarpma hızını arıyoruz. Ona da Q çarpı Vx diyelim. Q çarpı V dedik. 1 bölü 2m Vx'in karesi. Bakın şuradan Q çarpı V'yi yalnız bırakırsak 2 karşıya geçecek. Yani 1 bölü 2m 8 V kare olacak. Şurada yerine yazdım. Q çarpı V yerine. 1 bölü 2m 8 V kare. 1 bölü 2m Vx'in karesi. 1 bölü 2m'ler gidiyor. Karekökünü alırsak bu da Vx'in de. Bu da ne yapacak? 2 kök 2. 4 çarpı 2 olarak yazarım. 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kök 2 V olacakmış. Evet, bir sonraki sorumuz. İsterseniz bunu pratik yöntemle yapalım. Burası bakın eksiyle yüklenecek bizim için. Eksi eksi iteceği için şu bölgede hızlandı. Burası eksi yüklendi. Gelen parçacık eksi, bu da eksi. Eksi eksi itti. Yani burada ise yavaşladı, belki de durdu. Diyor ki K'dan serbest bırakılan cisim M'ye en çok X kadar yaklaşabiliyormuş. Onu istiyor. Şimdi şu mesafenin önemi yoktu.
O zaman bunun vermesi bir anlam yok. Verebilirdi 3D, 5D diye. Şimdi 100'ü ayıralım beraber. 1, 2, 3, 4, 5. 100'ü 5'e böldüm. Yani her aralıkta 20 harcayacağız. Yani sürtünmeli yol gibi düşünelim. Burada 20 harcayacak, burada 20, burada 20, burada 20, burada 20. Peki bizim geldiğimiz voltumuz kaç? 60. Bu 60'ı tüketeceğiz. 20, 40, 60. Yani bu geldi. En çok buraya kadar gelebildi. Peki şuradaki mesafeyi soruyor bana. Şuradaki mesafede ne kadar olacakmış? 2D. Pratik yöntemle yaptık. Hocam bunu uzun yöntemle yapsaydık olur muydu? Olurdu. Yani buradaki işleri birbirine eşitleyelim. Q çarpı, şimdi 2Q yazalım. Burası 60. Nereden anladık hocam bunun buraya gelemeyeceğini? Bakın burası 100, burası 60. Bu daha büyük. Yani 60'tan daha büyük olduğu için asla gelemeyecek. Gelebilmesi için buradan bir ilk hızla atılması lazım. Serbest bırakıldığı için asla sona gelemeyecek. Peki burası 2 kubumuz yine aynı. Şöyle böyle hatırlayalım. Yüzümüz vardı şurada bir yüz. Bölme sayısına böldük. 5. Ne kadar buradan uzağa gidecek bilmiyorum. Ona x dedim. Bakın şuradaki kubular gitti. Şurası sadeleştirdik. Burada x bizim için 3 birim çıkacak. Burası 3 birim. Ama bize m uzaklığını soruyor. O yüzden 2 diyeceğiz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.